Hazreti Ömer Efendimizin hilafeti döneminde mescitte bir gün otururlarken iki tane genç Hazreti Ömer'e birini gösteriyorlar. Ya Emir el Müminin, biz şu adamdan davacıyız. Ömer Efendimiz o adamı hemen çağırıyor huzuruna. Buyur gel, adam geliyor, o gençler de geliyor. Nedir davamız? Diyorlar ki bu kişi bizim babamızı öldürdü. Biz bundan davacıyız. Ya nasıl babanızı öldürdü? Siz de bundan davacısınız. Bunu kim biliyor filan? Şahidiniz var mı? Var. Adam itiraf ediyor. Diyor evet. Dövüştük, bir tartışma oldu. Ben hiddetlendim. Elimden bir kaza çıktı. Ben de teslim olmaya geldim diyor. Neyse adamı muhafazaya alıyorlar. Adam diyor ki ben filan bölgedenim, beldedenim. Yani biraz uzak. Benim çocuklarım var, ailem var. Bana 3 gün müsaade edin, izin verin. Ben gideyim, çoluk çocuğumu emin ellere emanet edeyim. Borçlarım varsa ödeyeyim, çevremle helalleşeyim, geleyim teslim olayım. Ondan sonra beni kısas yapın. Hazreti Ömer ona diyor ki böyle olur mu ya? Seni bıraktık 3 gün gittin, ne bilelim geleceksin? Ya gelmedin, kaçtın gittin, diyor Allah'tan korkarım. Ben kendim teslim olmaya geldim. Suçumun idrakindeyim. Sizden kaçsam Allah'tan kaçamam. Ben müminim ya emir el müminin diyor. Günah işlemiş olabilirim. Diyor ki peki o zaman sana 3 gün izin veririm ama Ömer Efendimiz yerine bir kefil bırak. Biri sana kefil olsun. Öyle git. Adam kalkar cemaate seslenir. Allah için bana kefil olacak kimse var mı? Hazreti Ömer'e der ben işte dışarıdanım yani. O yüzden benim burada akrabam, yakınım, kimsem yok. Müslümanlardan bana kefil olacak kimse var mı der o suçlu kişi. Ebu Zer Gıfari Hazretleri kalkar. Ben kefilim der. Hazreti Ömer, Hazreti Ebu Zer'e der ki ya Ebu Zer bak bu adam gelmezse seni kısas yaparım. Tamam ya emir el müminin ben razıyım der. Gelmezse beni kısas yap ona bedel olarak. Hak sahiplerine de yani davacılara da sorar. Bizim de kabulümüz derler. Adamı bırakırlar. Ebu Zer'e derler ki diğer sahabiler ya Ebu Zer sen adamı tanıyor musun? Yok der hiç tanımıyorum. Mescitte gördüm. Ya nasıl tanımadığın bir adama sen kefil oldun? Tanımıyorsun ya gitti kaçtı. Ben onu tanımıyorum ama onun Rabbini tanıyorum der Hazreti Ebu Zer. Onun Allah'ını tanıyorum. O dedi ki ben müminim. Allah'a inanmış biriyim. Ve Peygamberimiz de buyurdu ki benim ümmetim her türlü günaha yapar ama yalan söylemez. O müminse yalan söylemez. Ben ona inandım. Gelecek sahabi şaşırır. Adam gider. Artık 3. gün olur. Ebu Zer'e derler ki bak seninki gelmedi. Sen hazırlan. Geldi gelmedi filan derken bakarlar uzaktan bir toz bulutu. Biri atını yıldırım gibi sürüyor. Neyse yaklaşınca bakarlar o kişi. Mescide gelir. Ya emir el müminin ben geldim der. İşlerimi hallettim. Çoluk çocuğumu emin ellere teslim ettim. Borcumu harcımı ödeyip helalleştim. Geldim. Şimdi bana Allah'ımız ne emrediyorsa Allah'ımızın emrini uygulayın. Bu arkadaşlarım da bana haklarını helal etsin. Ölen kişinin oğulları. Öldürmek istemedim ama kızgınlık bir an göz dönünce beni bağışlasınlar der. Beni kısas yapabilirsiniz. Hazreti Ömer de şaşırır der ki sen niye geldin ya? Seni bıraktık kaçabilirdin. Nasıl olsa yerine de bir kefil bıraktın. Der ki ya emir el müminin ben yanlışlıkla hataen bir kişiyi öldürdüm. Nasıl ikinci bir kişinin de ölümüne sebep olabilirim? Ben bunun hesabını Allah'a nasıl veririm? Beni tanımayan bir adam bana güvenmiş kefil olmuş. Hayatını benim için ortaya koymuş. Ben nasıl onun hayatına değer vermem? Onu ölüme mahkum ederim. Ben böyle bir şey yapamam der yani. Böyle deyince çocuklar bu sefer der ki bu kadar hassas mı yani? O kadar dakik mi? O zaman babama karşı bunun bir kastı yoktu. Babamı demek ki hakikaten kasıtlı öldürmedi. Yani bir husumetten dolayı öldürmedi. Bir kızgınlıktan. Biz bunu helal ediyoruz. Kanımızı helal ediyoruz. Davadan vazgeçiyoruz. Hazreti Ömer de buyurur ki madem davadan vazgeçilmiş yani davalı, davacı yok. Davalında bir suçu yok. Herkes tevbe eder. Sarılır, kucaklaşır, helalleşir. Mesele biter. Adam da ölümden kurtulur. Şimdi sahabinin haline bakın. Birbirlerine olan özgüvenlerine bakın. Tanımıyor ona kefil oluyor. Sen şimdi bugün böyle bir yanlışlık yap da gör bak. Birinin senedine, çekine imza koy. Biri için şahit ol. Bak neler gelir başına. Halbuki hepsi de Müslüman yani. Sorsan biz Müslümanız derler. İşte imtihana bakın, sabra bakın. Hakkı tanıyışa bakın yani.